Hazreti Nuh Peygamber'in şehri Silopi. Can gezikolikler, bu seyahatimizde ülkemizin Orta Doğu'ya açılan kapısı, Cude Dağı'nın eteklerinde bulunan ve tarihi İpek Yolu'nun geçtiği Hazreti Nuh Peygamber'in şehri Silopi'deyiz. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmasına rağmen tarihi kalıntılar bu coğrafyadaki iklim şartları sebebiyle günümüze kadar ulaşmakta güçlük çekmiştir. Silopi'de ihracatın can damarı Habur sınır kapısı, Silopi'ye bağlı Keşyan köyünde bulunan Cudi Dağı üzerindeki Hazreti Nuh Peygamber'e ait gemi, Selçuklu dönemine ait eserlerden biri Nuh Nebi Camii ve Medresesi, 17. yüzyıl hatırası Görümlü Köprüsü başlıca gezilip görülmesi gereken yerler arasındadır. Ayrıca rengarenk şemsiyeleriyle Silopi Sanat Sokağı'na mutlaka uğramalıyız. Silopi genel tanıtım. Silopi'nin tarihi hakkında resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar dışında literatürde fazla bir bilgiye ulaşılamamaktadır. Milattan önceki dönemlerde Mısır'a bağlı bir yerleşim yeri olan Silopi'de Asurluların yaşadığı bilinmektedir. Şehirde buğdaylı, yan kale ve kavallı köylerinde bulunan insan gücüyle oluşturulmuş tepeler bulunmaktadır. Bu tepelerin eski zamanlarda haberleşme amacıyla yapıldığı söylentileri Silopi'de yaşayan güzide insanlarımız tarafından dile getirilmektedir. Nitekim bu tepelerde bulunan bazı kalıntılar da bu söylemlerin doğruluğunu ispatlamaktadır. Milattan sonra 9. yüzyılda Üveyoğulları bu bölgede hüküm sürmüştür. Üveyoğullarından sonra bölgede Cizre beyliklerinin bir kolu olan Hacı Bedran ve oğlu Süleyman bölgede varlığını sürdürmüştür. Silopi Ovası'nın hakim olduğu şehrimiz ismini de buradan almıştır. Nitekim şehrimizin ilk ismi Silo'nun Ovası olarak bilinmekte olup günümüzde Silopi olarak ulaşmıştır. 1931'de Cizre, 1960'lı senelerde Mardin'e bağlı olan Silopi, 16 Mayıs 1990 tarihinde Şırnak iline bağlı bir ilçe olmuştur. İhracatın can damarı Habur sınır kapısı. İpek Yolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Habur sınır kapısı Türkiye-Irak sınırında bulunmakta olup ülkemiz için önemli bir gümrük kapısıdır. Nitekim Habur sınır kapısı Silopi ilçe sınırlarında yer almakta olup Silopi şehir merkezine yaklaşık 27 km uzaklıktadır. 1973'te açılan sınır Habur sınır kapısı 320 bin metrekarelik alanda hizmet vermektedir. Habur sınır kapısı Türkiye'nin ihracat geliri en fazla olan sınır kapısı olma özelliğini de taşımaktadır. Bölgede geçim kaynaklarının az olmasından dolayı Habur sınır kapısının büyük önemi bulunmakta, nitekim bölgeye ciddi istihdam ve getiri sağlamaktadır. Keşyan köyünde Hazreti Nuh Peygamber'e ait gemi. Hazreti Nuh Peygamber'e ait gemi ile ilgili yapılan araştırmalarda söz konusu geminin Ağrı Dağı'nda bulunduğuna dair bir takım söylemleri sanırım sizler de işitmişsinizdir. Fakat Kur'an'da bahsedilen geminin Cudi Dağı'nda olma ihtimali daha güçlü görünmektedir. Nitekim farklı araştırmalara göre de Ağrı Dağı'nın fiziksel özellikleri düşünüldüğünde Ağrı Dağı'nın bir gemi için fazlaca sert ve kayalık olduğu ve insan yaşamı için şartların elverişli olmadığı hakkında bilgiler yer almaktadır. Bu da geminin Cudi Dağı'nda olduğunu daha kuvvetli bir ihtimal ile kanıtlar niteliktedir. Nitekim Şırnak ismi şehri Nuh olarak bilinmektedir. Hatta can gezikolikler Cudi'nin eteğinde bulunan Heştan köyünün Hazreti Nuh Peygamber tarafından yerleşim yeri olarak kullanıldığı düşünülmekte, ismini de buradan aldığı rivayet edilmektedir. Cudi Dağı'nı ziyaret gerçekleştiren Gertrude Bell adlı İngiliz casus da bir kitabında Cudi Dağı ve Nuh'un gemisinden bahsetmektedir. Selçuklu dönemine ait bir eser Nuh Nebi Camii ve Medresesi. Memleketimizin her bir köşesi cami, kümbet ve ibadethaneler ile dolup taşmaktadır. Zorlu iklim şartlarına rağmen ayakta kalmaya çalışmış bir ibadethane de Silopi ilçemizin Cuma Köyü olarak da bilinen Birlik Köyü'nde yer almaktadır. Nuh Nebi Camii Silopi'ye sadece 2 km mesafede bulunmakta olup Selçuklu dönemine ait bir yapıdır. Bu yapı ortasında bir sağ, güney tarafında cami ve kuzey bölgesinde ise metresi olarak 3 bölümden oluşmaktadır. İki katlı olarak inşa edilen yapıda odalar bulunmakta olup
Mihrap ise dışarı taşan girintili bir yapı görünümünü taşımaktadır. 17. yüzyıl hatırası Görümlü Köprüsü. Cangezi Kolikler, Silopi'ye yolunuz düşerse doğallığı hiç bozulmamış Görümlü Köyü'nde bulunan Görümlü Köprüsü'nü mutlaka görmelisiniz. Silopi şehir merkezine sadece 18 km uzaklıkta bulunan köprü 17. yüzyıldan bu yana ayakta kalmayı başarmıştır. Ayrıca koruma altına alınan köprü tek kemerli köprü statüsündedir. Köprü yaklaşık olarak 7,5 metre uzunluğunda olup yüksekliği ise yaklaşık 5 metredir. Rengarenk şemsiyeleriyle Silopi Sanat Sokağı. Cangezi Kolikler, Silopi'ye gelip bu sokağı görmeden gitmeyin derim. Silopi şehir merkezinde bulunan ve rengarenk şemsiyeleriyle süslenen bu sokak fotoğraf seferlerin ilgi odağındadır. Yüzlerce şemsiye kullanılan sokak hem görüntüsüyle hem de güneşten kaçmak için iyi bir tercih olacaktır. Daha önce hiç duymadığınız enfes yöresel lezzetler. Gezmeyi, görmeyi ve bunlarla beraber yemek yemeyi de seviyorsanız Silopi'de daha önce adını bile duymadığınız muhteşem lezzetler ile karşılaşacaksınız. Öyleyse memleketimizin her yerinde tadı damağımızda kalan yöresel lezzetlere yenilerini de eklemek istemez misiniz? Mesela Kutluk adıyla bilinen içli köfte, Selbide, yöreye özgü otlu tulum peyniri ile yapılmış bir pilav, bölgede oldukça meşhur Hekeheşandi köftesini denemenizi mutlaka tavsiye ederim Cangezi Kolikler. Silopi şehrimize ulaşın. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Şırnak ilimize bağlı Silopi, Şırnak il merkezine D430-E90 kuryolları üzerinden yaklaşık 65 km uzaklıkta yer almakta ve ulaşım 45 dakika kadar sürmektedir. Ayrıca Şırnak iline bağlı Cizre'de bulunan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na da yaklaşık 52 km uzaklıkta olup ulaşım yarım saat sürmektedir. Silopi'nin İstanbul'a olan uzaklığı ise yaklaşık 1628 km olup ulaşım Ankara-Tarsus otoyolu ve E90 karayolları kullanılarak yapacağımız seyahat yaklaşık 17 saat kadar sürmektedir. Silopi Ankara'ya ise yaklaşık 1194 km mesafede bulunmakta olup ulaşım yaklaşık 12,5 saat kadar sürmektedir. Silopi ilçemizin İzmir'e olan uzaklığı ise 1603 km olup yapacağınız seyahat yaklaşık 18 saat sürmektedir. Silopi şehrimizde demiryolu ulaşımı bulunmamaktadır. Önemli bir ticaret merkezi olan Silopi'den il merkezine ve çevre illere toplu ulaşım araçları sürekli olarak hizmet vermektedir. Anadolu'dan Orta Doğu'ya açılan güzel kapı, Hazreti Nuh Peygamber'in şehri Silopi'ye yelken açın. Ülkemizin en önemli sınır kapılarından biri olan Habur Sınır Kapısı'na ev sahipliği yapan Muhnevi Camii ve Medresesi ile tarihin derin sayfalarına muhteşem bir yolculuğa çıkacağınız, Sanat Sokağı ile Zerafet'in dimağına ulaşacağınız, Görümlü Köprüsü ile zaman yolculuğuna başlayacağınız, Hazreti Nuh Peygamber ile İnsanlığın ikinci doğuşuna şahitlik edeceğiniz Silopi'ye yelken açın. Sağlıcakla, huzurla, elbette rehberiniz Dr. Murat Akseyat ile kalın. Hoşça kalın.